Bugün yeni Tiguan 1.4 PSI DSG Highline otomobili kullanıyoruz. Daha geniş, daha uzun, daha alçak, daha aerodinamik. Çok daha alçak ki 70 mm 7 cm'den bahsediyorum. Ayrıca çok daha geniş, 40 mm 4 cm bir genişlemeden bahsediyorum. Boyunun da yaklaşık 60 mm uzadığını görüyoruz. Ama çok önemli bir değişiklik de aks mesafesinde. Yani ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafede bunun da yaklaşık 80 mm 8 cm açıldığını görüyoruz. Aks mesafesi büyüdüğü için tekerlekler köşelere yaklaşıp otomobilin gövdesiyle teker arasındaki mesafeler kısalınca dışarıdan baktığınızda gerçekten de çok kendinden emin, çok sportif bir görünüş kazanıyor yeni Tiguan. Tasarım olarak da bu yönde çok önemli detaylar var. Mesela ön kaputa dikkat edelim. Yüksek, V şeklinde hareketlendirilmiş ve daha uzun bir kaput söz konusu. Kaputun başlangıcına bakın. Ön tekerleğin merkezinin daha gerisinde yani uzun bir kaput var. Yüksek konumlandırılmış bir kaput var. Ayrıca üzerinde sağda ve solda ikişer tane V şeklinde çok sert çizgi var. Özellikle bu ikinci çizgi kaputun üzerinde çok sert bir seviye farklılığı yarattığı için iki tane önünde ve arkasında yüzey oluşturuyor ve baktığınızda bu gölgelenme sayesinde kaputun V şeklindeki tasarımını daha da net görebiliyorsunuz. Ayrıca yüzeyler arasında ciddi fark var. Sanki ikinci kısım çamurluğa entegre gibi görünüyor. Dolayısıyla V'nin vurgulanmasında bu da çok çok önemli. Ayrıca otomobilin genişliğinin de 40 mm arttığını söyledik. Mesela baktığımızda bunu da vurgulayan, dışarıya daha iyi aksettiren detaylar var. Mesela ön ızgaranın üzerinde 3 tane krom çizgi var. Ama dikkat edin farlarla beraber devam ediyor. Dolayısıyla bu bütünlük halinde ön taraftan otomobilin genişliğinin çok çok iyi vurgulanmasını sağlıyor. Tabii ki bu sportif hatlar yan tarafta da devam ediyor. Mesela şunu söylemek istiyorum. Otomobilin yüksek bel çizgisine dikkatinizi çekerim. Kapı kollarının da üzerinde bulunduğu gerçekten de çok yüksek konumlandırılmış. Ön çamurluğun gerisinden çok hoş bir şekilde iç bükey bir yüzeyle başlayıp otomobil boyunca devam ettiğini görüyoruz. Aşağıda kapının hemen eteğine gelmeden ikinci bir iç bükey yüzey var. Hemen bu görmüş olduğumuz krom çıtanın üzerinde. Bu da yandan bakışta otomobile gerçekten de çok hareketli bir görüntü veriyor. Onun dışında otomobil bir SUV tasarımı bir otomobil. Onu vurgulayan çok önemli bir konu daha var. O da bu çamurlukların etrafı ve kapıların etek altı kısımları. Bunların da plastik parçalarla kaplandığını görüyoruz. Volkswagen.